Herkese merhaba Erkan. Sonradan Görme serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Sonradan Görme serisinin bu bölümünde tahmin edin ne var? Instagram'da bu aralar çok sık görmeye başlamışsınızdır. Bazı abiler var ve insanları tutup boynundan, ensesinden, belinden kütürdetiyorlar ama ne kütleme? Bu işi yapan kişilere chiropractor deniyor. Biz de bunu Türkçe'ye kütletmeci, kütürdetmeci, kırık çıkıkçı gibi çevirdik. Ben geçtiğimiz aylarda bel ve bacak sakatlığı yaşamıştım. Bel fıtığı başlangıcı, skolyoz, sırt düzleşmesi, boyun düzleşmesi, bacak tendonunda sıkıntı, bütün aklınıza gelebilecek ortopedik hastalıklar bende var. Bak sadece sağ oynatacağım. Bu kadar. Tüm gücümle yukarı çekiyorum bak, bu kadar çekiyorum. Yok, hiç kıpırdamıyor. Elimle çekebiliyorum, acımıyor. Diğer ayağımla itebiliyorum, acımıyor. Ama kendi gücümle maksimum çekebildiğim o kadar. Çünkü şuradaki tendon mu artık kas mı bir şey kopmuş ve bu hareketi tekrar öğrenmem gerekiyor. Yani bir 10-15 gün fizik tedavide inşallah bu hareketi sıfırdan tekrar yapmayı öğrenebileceğim. Bu videomuzda ucuz orta pahalı olmak üzere bazıları sadece masaj ve rahatlatma amaçlı, bazıları ise tedavi amaçlı olan kütletmeci abilerimizi inceleyeceğiz. Hatta bazı amcalar var ki biz o amcaya gitmeye çalıştık ama sonra cesaret edemedik, o yüzden gidemedik. Abi iki tane direk gerip direğin arasından seni sallandırıyor, sırtına da vuruyor. Böyle de bir tedavi yöntemi varmış. Bakalım bu videonun sonunda tedavi olacak mıyım? Kütletmeci dayı. Alo Mustafa Bey, merhabalar. Ben bu YouTube'da yaptığınız tedavileri gördüm de ben aslında İstanbul'da ikamet ediyorum ama benim çok uzun zamandır 3-4 aydır bel şikayetim var, bel ağrım var. Teşekkür ederim. Doktora gitmiştim. Fıtık başlangıcı, skolyoz başlangıcı, bir de böyle iki tane omurgam kalçamın içine girikmiş. Kronik olarak böyle bir rahatsızlık varmış bende. Size gelmeyi düşünüyorum ama... Gelebilirsek tedavimi de yaparım Allah'a. Siz nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz peki bu tip bir durumda? Valla YouTube'dan bakarsan görürsün. Sen biraz... Direğe sallandırmalı olayı mı yapıyorsunuz? Benim rahatsızlığım için o uygun bir tedavi midir? Tabii ki. Bana göre öyle. Yani uygun görmeyenler de vardır ama o en son yaptığım şey. Peki ilk olarak ne yapıyorsunuz? Yani ben şu an size geldiğimde... Evet, bedenen yapıyorum. Ne yapıyorsunuz anlamadım. Ablam şimdi ben sana nasıl anlatayım ki? Abi. Tedavi olacak kişi ben olduğum için yani nasıl bir şey olduğunu bilmek istiyorum açıkçası. İşte, tedavi eden de ben olduğum için yani görmediğin zaman... Peki daha önce böyle bir tedavi yaptınız mı yani skolyozu olan kronik omurgası kalçasının içinde olan falan? Anladım yani. Peki iyi sonuç veriyor mu yani düzeliyor mu insanlar? Nasıl oluyor? Peki bu bir kere de düzelen bir şey mi yoksa birkaç seans gelmem gerekiyor mu size? Niye ablayım ben ya? Skolyozunuz varsa bir daha gelebilirsiniz. Anladım. Peki seans ücreti ne kadar acaba? Bende seans yok. Ben yaptım yaptım yapamadım yapamadım. Peki ücreti nedir? Tamam peki ben arayacağım tekrar sizi. Görüşürüz. Sağ olun. Ucuz kütletmecimiz için şu an Yeni Bosna'ya geldik. Kuyumcu kentin önündeyiz. Şanbeyli Masaj Salonu, aynı zamanda berber, kuaför Murat abi dükkan sahibi. Biz onun YouTube kanalından gördük aslında. YouTube'da böyle ASMR videoları yapıyor, insanlara masaj yapıyor vesaire, çok güzel şeyler yapıyor. Şimdi yarım saat masaj ve kütletme hizmeti 50 TL'ymiş burada. Bakalım nasıl bir hizmet alacağız 50 TL'ye, fiyatını hak ediyor mu onu göreceğiz. Gidiyoruz. Murat abi selamlar. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Murat abinin konsepti çok ilginç aslında. Kendisinin bir YouTube kanalı var, ASMR videoları yapıyor. Aynen. Sen hem aslında burada berbersin, kuaförsün hem de masaj yapıyorsun. Aynen öyle yapıyorum ama profesyonel olarak yapıyorum. Eğitimini de aldım. Hem Endonezya Baladası'na gittim, eğitim aldım. Ki aynı zamanda zaten benim ilk ustam masör olduğu için altyapı oradan geldi yani. Abi bulabildiğimiz... En uygun fiyatlı kütletmeci, biz kütletmeci diyoruz. Aslında şey, kayropraktik gibi bir değil mi? Rahatlatma amaçlı diyelim biz. Tamam, yani hiçbir tıbbi avantajı zaten bir şey olmayan. Biz isteyenlere de kütletme yap diyenlere önceden soruyoruz. Herhangi bir sıkıntın var mı? İşte tamam. Boyun fıtığı, bel fıtığı falan bende var bel mı fıtığı diye soruyoruz. Bele dikkat edin. Ha, tamam abi, bele dokunmayalım. Şimdi benim buradaki amacım, sana girip çıktıktan sonra ben rahatlayacak mıyım? O mu? Stresten mi arınacağım?
Sen o zaman ne aramalıyım ben o burada? Zaman bunu bittikten sonra sen karar ver. Şimdi ben ne söylesem boş. Hadi yani göreceksin. Yapalım o zaman. Senin anladığım kadarıyla videolarından da gördüm. Böyle farklı yöntemlerle yapıyorsun. Kullandığın farklı araç gereçler de var. Tabii onlar görsel amaçlı ama insanın dikkatini çekecek şeyler. Ben de bak genel olarak full boyun ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı, benim her yerim ağrır. Dede gibiyim ben yani. Siz kendinizi bana bırakın. Tamam. Bitti. Daha önce bak hayatımda hiç kendimi kütletmedim. Yani bir arada şöyle çok nadir haftada bir parmaklarımı kütletirim. Çok nadirdir. Sen her yerini kütletiyorsun tabii değil mi? Yani sen yapıyorsun ama bunu yani. Ama çok sağlıklı bir şey değil diyorlar kütletmek. Kireçleniyor. Ya kimine göre değil, kimine göre sıkıntı yok. Ya bütün video kütleyeceğim için zaten. Yok tam video kütlemeyeceksin. Birkaç yerin kütleyeceğim. Haydi bakalım tamam. Alet kutusunda o kadar garip şeyler var ki yani. Onlara bir bakalım Allah aşkına. Hatta dur sen elini yıkarken ben bir onları getireyim. Bak. Bunlar masajda kullanılan araç gereçler. Tahta ve balta. Abi ne yapıyorsun baltayla? Yani görürsün birazdan. Ama görsel açıdan tabii bunlar. İnşallah. Abi ben hiçbir şeye karışmıyorum. Ben vücudumu sana bırakıyorum. Döv beni, kütlet beni. İstediğini yap bana. Evet, ASMR videomuza hoş geldiniz. Şu süreden sonra ASMR yapacağız. Parmağından mı geliyor tıkırtı? Peki bunlar senin Endonezya'da öğrendiğin teknikler mi yoksa yerelleştirme var mı bu tekniklerde? Yani senin kendi, de bir kendi kattığım teknikler var illa. Mesela şu yaptığın teknik nerede? Şu benim kendi tekniğim. Aa peki. Titreme tekniği. Bak oradan tam senin bakış açından görünüyor. Bak kelim var. Kafanın ortasında kellik var bir tane. Az kalmış zaten erdemlerine, sorun değil. Hey. Hop 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 hop. Anneler oluyor. Aman Tanrı. Bence bak bu şey yapıyor. Bu kafanın içindeki sinirleri işte sinirlere değdiği şimdi için temas ettiği zaman için aynı etkiyi görmez ama. Niye? Dene. Sana görüyor. Başkası yapması lazım. Benim daha, bayağı hoşuma gidiyor şu an. Daha çok etkiyi görmek için sana başkası yapması lazım. Bu muhabbet başka bir yere gidiyor. Ben bıraktım bunu. Hey. Sen evde eşine falan masaj yapıyor musun? Yok. Niye? Eşim bu kadar iyi masaj yapıyor olsa bana yapmasa kavga çıkar evde. O konulara girmiyoruz. İşle şeyi özel hayatı ayırmak mı oluyor bu yani? Hani eve gelince işi dışarıda mı bırakmış oluyorsun? Herzi kendi söküğünü dikemiyor işte bak. Peki bunu böyle ayda bir kere mi yaptırmak lazım? Haftada bir defa yaptırsan daha iyi olur. Çünkü İstanbul trafiği maalesef insanlar her gün trafikte mahvoluyor. Stres yani. Günün stresini atması lazım. Vücudunun bir şekilde rahatlaması lazım. Bu ne kadar süren bir işlem peki? 20 dakikada yaptıran var. 4 saatte yaptıran var. 4 ama saat yap... 4 maalesef. Saat sen tek başına yapamazsın herhalde. 4 saat yapılmaz yaptım. Ya. 4 saat yaptın bunu. Bir kişiydi ama yaptım. Arabistan'dan gelmişti takipçim. Maşallah bir saniye bana rahat vermedi. Diyorum ki mola, no mola, devam. Adamın bir sıkıntısı mı varmış, bir şey mi varmış? Masajı seviyor. Orada ha. Masaj yasakmış, yaptıramıyor. 4 saat aralıksız masaj yaptım ama tertim çıktı. Senin ama normal tarifen yarım saat. Yani koltukta olduğu zaman 20 ila 30 dakika. Vücut masajı isterse de 40 ila 50 dakika. Yok işte bel fıtığım var, boyun fıtığım var, başka rahatsızlıklarım var, yüz felcim var. İşte masajda tedavi yapıyor musunuz diyorum yok. Çünkü onun şeyi ben değil. Doktorlara gitmesi gerekiyor öyle insanların. Anladım. Fizyoterapist arkadaşlarımız da var. Direkt onları yönlendiriyorum. Diyorum çok ki, iyi benim yapıyorsun işim abi. Değil çok... yani. Benim zaten bu işe başlamamın en büyük sebebi insanları stresten arınmam. Çünkü ben de burada görüyorum. Akşama kadar stres yapıyorum. Kaç kişiyle uğraşıyorum. Hmm. Yani dedik ki en azından bu şekilde yapalım insanları. Kısa dönemli bile olsa stresten arındıralım. Serbest bırakıyoruz. Aa! Şöyle çevirelim. Evet, acı ardından gelen bir rahatlama hissi. Yani anlatamam bu hissiyatı. Çok ilk defa hayatımda böyle boynum kilitledi. Elinde kalmaz değil mi ki boynum? Artık geçti, kalmadı. Baltayla ne oluyor mesela? Ne bu Game of Thrones 1. sezon finali Ned Stark kafa kesim sahnesi. Biz işte videolarda böyle görsel olarak kullanıyoruz bunu. Ben şu an gözüm açık uyuyorum. Yok oldum ya. Kolum uyuştu. Allah! Yavaş yavaş bırak. Tamam mıyız?
Oh. Şimdilik tamam diye. Tamam. Vallahi her yerim böyle yarı uyuşuk, yarı böyle karıncaladım. Şu an şeyim çok rahat. Geldiğime kıyasla kesinlikle çok daha rahat. Şimdi hayatındaki en iyi masajdı demem ama vücut masajı yapsaydın diyebilirdim. Vücut çok farklı. Şimdi koltukta sırta fazla baskı yapamıyoruz çünkü karın bölgesi boşta kalıyor. Ayaklara yapmadık mesela. Bana göre en iyi masaj ayaklardır. Ama yani bence berberde geldim, saçımı kestirdim. Sonrasında böyle bir hizmet dev. Çok iyi. Yani. Çok iyi. Yani benim berberde yani hiçbir şey yok. Çok daha da geliştiriyoruz yani. Bana şey yapıyor, tıraş oluyorum ben. Hadi saatler olsun. Murat abi çok teşekkür İnşallah. Ediyorum. Vallahi ben eline ederim. Sağlık. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, şimdi orta fiyatlı kütürdetmecimize Fulya'ya, Sportome'de Aşkın Bey'e geldik. Aşkın Bey'in aslında ilk gittiğimiz yere göre büyük bir farkı var. Yaptığı tedavileri tıbbi olarak yapıyor ve hastaların belirli şikayetlerine çözüm buluyor. İşte bel ağrısı, fıtık, skolyoz gibi şikayetlerle gittiğinizde anında sizi kütürdeterek, düzelterek o omurgayı, kemikleri manipüle ederek bir şekilde tedavi ediyor. Ben daha önce bir kayropraktöre nasıl artık söyleniyorsa gitmemiştim. Bakalım ilk defa Aşkın Bey'e geliyoruz. Nasıl bir tedavi olacak? Bu benim hayatım boyunca olan yamukluğumu, bütün sırt ağrılarımı, vücut ağrılarımı geçirebilecek mi? Bakalım küt küt. Evet, Aşkın Bey'in dükkanına geldik. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Aşkın Bey. Nasılsınız? Geçmiş olsun. Buyurun lütfen. Arkadaşlar getirdi sizin MR'ınızı da. Şöyle bir ufak ön inceleme yaptım. İsterseniz size de göstereyim, beraber bakayım, bakalım. Bakayım bende olur. Bu omurganın normal şartlarda biraz hafif bir C yapması gerekir. Fakat sizinkisi gördüğünüz gibi böyle dik gelmiş. Burada düzleşme var. Lütfen buyurun Orkun Bey. Öncelikle size postür analizi yapacağım. Tamam. Sizden bir üst tarafınızı ve ayakkabılarınızı bir çıkarmanızı istiyorum. Tişörtünüzü çıkartın. Lütfen ayakkabılarınızı da çıkartın. Şöyle çizgiye basın. Sabit kalın. Sadece belli bir noktaya bakın. Ben size tamam diyene kadar. Tamam. Bu 1-2 dakika sürecek. Tüm vücudu tarama yapıyoruz. Şimdi bakalım. Aa bak bak gel. Bu sizsiniz. Şimdi ben size onları daha ayrıntılı başka şekilde göstereceğim. Tamam. Şimdi bunu neden yaptık? Ne tarafa doğru bir asimetriniz var onu görmemiz gerekiyor. Gözle ben bunu tam olarak söyleyemem. 6 milimlik fark var omuzlar arasında. İki omuz arasında 6 milim fark var. Evet, fark var. Mesela sol omzum daha aşağıda diye. Sol omzunuz daha aşağıda. Olacak iş değil. Bu ne demek? Sağ omzunuzu biraz kasılı tutuyorsunuz. Evet. Yani sol taraf biraz yani daha aşağıda. Yani şöyle duruyormuş. Biraz abartı şekli o aslında. Evet. Ayak bileği, dışarıdaki kemik, dizin dış tarafı, kalça eklemi, omuz ve kulak. Bunlar bizim için vücut çekülü. Bunların hepsi dümdüz aynı hatta yani olması gerekiyor. Aynen öyle. Sizin mesela nerem düz ki kafa, benim yani. Boyun biraz önde. Boyun önde olduğu için hafif kamburluk var. Kamburluk kompanse etmek için dizleri biraz büküyorsunuz. Olay o. Düz müyüm hocam? Birkaç. Düzeldim mi hocam? Problemi biraz daha net anlayabilmeniz adına birkaç yerinize çizik atacağım. Tabii ki. Şimdi neyi göstereceğim? Oradan bakabilirsiniz isterseniz. Sol ayağım şöyle daha uzun değil mi? Sağ ayağınız kısa. Tersten söyleyeyim ben. Sol ayak normal boyutunda, sağ ayak büyük ihtimalle belden kaynaklı fonksiyonel kısalık var. Bu kemik kısalığı değil. Şimdi böyle yaptığımda şu çizgileri görüyorsunuz. Bunun çok hafif bir stimulus veriyorum. Getirdiğimde direkt düzelir. Ama bu 6-8 saniye içerisinde tekrar kendi yerine gelir. Aa. Tabii. Şimdi tekrar bırakıyorum. Bak. Kekik mi tutacağız onu? Tekrar bırakıyorum. Kısalık. Aa. Bu bir şey, bu test. Mu bu ya? Belden düzelttik mi bir daha gelmeyecek. Şimdi düz olarak dizi bükmeden kaldırın yukarıya. Bu kadar. Aşağı yukarı ne evet, kadar evet, kaldırabiliyorsanız. Hangisinde daha rahat hissediyorsunuz? Sağda. Şimdi bir kalçanızda bir problem var mı ona bir bakacağım. Şimdi bir yüzük oyun yatıracağım size. Ellerinizi yana alın. Şimdi böyle kalın. Yine sizden istediğim çok rahat bırakın. Bütün ekipçe kokuma bakmazsak sevineceğim. Mesela burada kuyruk sokumuna, leğen kemiğine ve omurgaya bakıyorum. Şimdi ben kuyruk sokumunu biraz bu tarafa getirdiğimde bacakta bir kısalma oluyor. Şimdi ben kuyruk sokumunu bu tarafa getirdiğimde bacaktaki kısalma kayboluyor. Bunu hissediyor musunuz? Ha, nasıl oluyor bu ya? Şimdi demek ki kuyruk sokumu biraz sağa doğru kaymış. Ama onu benim açmam lazım yine.
Hocam buraya geldin mi açacaksın, yapacak bir şey yok. Siz bunu şu an muayene amaçlı yapıyorsunuz. Tabii. Nerede probleminiz var onları görüyorum. Yani tedavisel bir hareket değil. Daha yapmadım. Peki. İlk önce bir bulalım. Yani siz bu omurgama ufak manipülasyonlar yaparak onu düzeltiyorsunuz. Düzeltiyorum. O düzeltme dediğim gibi 6-8 saniye sürer. Sonra tekrar eski yerine gelir. Hı hı. Ama sonrasında yapacağım şey kalıcı olacak olan. Anladım. Şimdi gelelim işin finaline. Bana doğru yan yatın. Bırakın bana. Gevşek. Bana doğru dönün. Bir de oradan gidelim. Bu sefer biraz samimi olacağız, sarılarak yapacağım. Tamam. Romantik bir aktivite. Bir rahatsızlık var mı? Yok. Eller serbest. El falı bakmak gibi yani. Bakıyor bütün hayatımı söylüyor gibi. Boynuma dokunuyor. Şurası ağrıyor, burası doğru. Her şey doğru. Çok iyi. Oo! Bunun sesi gelmişti. Ben bunu güzel hissettim. Bir gevşetin. Şimdi kalktığınızda üzerinizden bir yük kalkmış gibi hissetmeniz lazım. Biraz daha dik duruyorum gibi hissetmeniz gerekiyor. Kesinlikle daha rahat hissediyorum. Bir ağrım bir şeyim. Yok gibi. Bu rot balans ayarı yapmak gibi bir şey. Arabaya da rot balans ayarı yapıyorsunuz, tekrar bozuluyor. Bu kadar mı? Bu kadar. Ha şimdi o aynı analizi yapsak mesela görürüz herhalde arada. Şimdi bakın şöyle yapayım peki. Yüzü koyun yatın. Büküyorum. Bükülmüyordu. Tamam. Zaten. Bu şimdi hemen hemen ikisi aynı pozisyona geldi. Bu işte buradan kaynaklı, belden kaynaklı. O yüzden biz muhakkak buraları düzelttikçe aslında aşağı tarafta düzeliyor. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Çok geçmiş olsun. Geldik pahalı kütletmecimize. Şu an Fulya'dayız. Reşat Coşkun'un kliniğinin önündeyiz. Kendisini biz Instagram'dan bulduk. Instagram'da bayağı bir takipçisi var ve bir sürü video var herkesi kıtırdattığı, kütlettiği. Ben de şimdi doktor raporlarımla geldim. Haydi gidiyoruz. Çok merak ediyorum. Şu belim düzelecek mi? Ağrılarım geçecek mi? Katır kutur mu olacağım? Neler oldu? Selam. Selam, merhaba. Nasılsınız? İyidir. Sizden ne haber? Efendim, sağ olun. Bel ağrınızı arttıran bir şey var mı? Uzun süre oturmak. İyi gelen bir şey var mı? Artık şöyle uyumaya başladım. Ben şöyle dizlerimi çekip bu pozisyonda. Cenin pozisyonda bir tek rahat uyuyabiliyorum. Tamamdır. Bu sizin boyun röntgeniniz. Yalnız ciddi probleminiz var. Boyun açınız C şeklinde olması gerekirdi. Sizde de düzleşme var. Şimdi önden bakıyoruz. Bakın hafif bir eğilme var bu tarafta. Gördünüz mü sağları? Sağ tarafı gösterin. Yani dönünüz değil. 5 yıl sonra Frankenstein gibi ya da Rotterdam'ın kambur gibi böyle gezeceğim herhalde. Boyunuz? 83. Kilonuz? 68. Tamamdır. Yandan bir resminizi alacağım. Tamamdır. Şimdi ters mi dönüyor? Yok, şimdi ters dönmez gerek yok. Tamam. Gördüğünüz gibi şu çizgi aslında olması gerekiyordu hepsi. Kol çok önemli değil ama bakın başınız bir miktar önde. Bir miktar değil, bayağı önde. Yapıyamuk yani önde. Kafam. Evet. Olacak iş değil. Ölmüşüm ben ya. Ağrı eşiğini ölçüyoruz basınçla. Hasta nerede ağrısı olduğunu bize söylüyor. O basınç eşiğini bize kaydediyoruz. Ben birkaç noktaya dokunacağım burada. Tamam. Bana rahatsız olduğunuz yerleri söyleyin. Bakın burası çok gergin mesela. Tamam, şuraya bastıracağım. Evet, acıyor mesela bastırdığı için. Şimdi bastırıyorum. Bana ağrı olduğunu zaman söyleyin. Tamam. Var. Tamam. 10.3 bu taraf. Yine aynı noktadan buradan ölçeceğim tekrar. Tamam. 8.4 bu da. Bu tarafınız daha hassas diğer tarafa göre. Bu zaten anladığım kadarıyla benim sağ omzum biraz yukarıda duruyor sol omzuma göre yani. Düzelecek miyim doktor bey? Yamuğum. Garip araçlar çıkıyor sürekli. Bu ne mesela? Öne doğru eğilin böyle. Eğilin. Şu tam ortada olması gerekiyordu. Bakın bırak şöyle sola doğru kayıyor. Bu taraf diğer taraftan daha yüksek. Ben uygulamam yaparken daha çok bu tarafa ağırlıklı yapacağım. Yani dediğiniz gibi sağ tarafınızda sorunlar var. Şimdi diğer cihazımızı geçelim. Şimdi kolunuz tam şöyle duracak. 90 derece olacak burası. Bu ne? Sıkıyor. Sıkın. Tamam. 95 gibi rakam. Sağ tarafınızda 110-120 gibi. Yani sağ tarafınız daha kuvvetli sola göre. Muhtemelen sağ elinizi kullanıyorsunuz. Evet. Birazcık kuvvetli çıkması normal. Bende belde fıtık da var değil mi? Fıtık başlangıcı var. Evet, başlangıcı var belimizde. Başlangıcı. Onu da bakacağım. Fıtık başlangıcı olmayan yoktur herhalde. Sizde bu videoyu izleyen 190'ı. Sende var mı mesela fıtık başlangıcı? Ha kesin vardı. Sende var mı? Muhtemelen. Sende zaten var. Yok.
Yok mu sende fıtık başlangıcı? Kesin vardı. Şöyle bir çalışma sonucunu söyleyeyim. 100 kişiyi tarıyorlar sağlıklı. Hiç kimsenin ağrısı yok. Erkek 78'inde fıtık çıkıyor. İşte bak dedim. Dedim yani. Bak datası yani, varmış burada yani. İsterseniz ben sizi şuraya alayım. Tabii. Tamam. Şimdi kendiniz doğru çekin. Tamam. Bırakın. 22.7. Kilo mu bu? Evet, kilogram kuvvet. Çekin şimdi. Bu da 21.4. Yani yakın birbirine, dengeli. Tamam. Dengeli olması iyi. Tamamdır. Kalkayım mı? Kalkabilirsiniz. Tamam. Şimdi boyun açısı ölçüyoruz. Evet. Başını sağa doğru yatırın. Yatırabildiğim kadar yatayım tamam, mı? Tamam, bu iyi. 41-42 gibi. Şimdi sol tarafı. Bu kısımda. Bu 34 derece, bu sıkıntılı. Sağ taraf 42, zaten normali 40-45 aralı. Tamam. Sağ tarafınız iyi yatıyor ama sol tarafınıza doğru yatarken bir kısıtlılık var. Ben sizi böyle alayım. Çok değişik şeyler oluyor valla. Demeler iyi, fena değil. Sırt üstü alayım ben sizi. Şimdi şöyle yapacağım. Böyle bir ağrınız var mı? Böyle bir ağrınız var mı? Yine arkada var. Kaldırın, kaldırın, kaldırın. Ha, şöyle küçük bir darbe yapacağım. Bir ağrı var mı? Yok. Bu şekilde bir ağrı var mı? Şuraya gelen uyuşma. Şurada bir gerilme var. Gerilme oldu, tamamdır. Kaldırın bacağınızı aynı şekilde. Kaldırın, kaldırın, kaldırın. Bir ağrı var mı burada? Tamam. Şu bacak kısa. Bunu biraz çekersek uzamaz mı? Ben biraz uygulama yapacağım, güzel çalışayım. Şimdi eşitleyelim. Nasıl? Tamam. Çok iyiymiş. Tamamdır. Kalkabilirsiniz. Şimdi peki, uygulamaya geçiyorum artık. Kaybettik uygulamalara. Sesler gelecek. Nasıl sesler geldi? Nereden sesler videoları geldi? Videoları görmüşsünüzdür. Evet evet, o katır kutur ses. Katır kutur sesler gelir. Endişe etmeyin, korkmayın. Peki. Yüzde aslanın 98'inden geliyor. Korkmayın yani. Tamam peki. Size popomu dönüyorum biraz, kusura bakmayın. Fıtığınız var küçük, o noktaya yapacağım uygulama. Tamam. Bacak boyunuz kısa. Buradaki kas spazma giriyor. Buradaki mekanik, biyomekanik bozuluyor. O yüzden hafif yukarı doğru kalkıyormuş gibi düşünün. Yani kaba tarsak tabi tamam ediniz. Peki. Hazır mıyız? Evet. Gerçek bırakın. Evet, kütür dedim. Bütün içeriden bayağı bir kütür dedim. Çok hızlı yapmam gerekiyor. 0-5 saniyenin tamam, altında olması lazım. Ha, yavaş evet, olmaması yavaş gereken olursa, işlem. Yavaş olursa hastaya zarar verirsiniz. Ooo! Duydunuz mu? Geliyor mu oraya? Ben içeriden bayağı hissediyorum. Çok güzel kilitledim. Aha, ne güzel. Rahatsız oluyor mu şu an orası? Evet, biraz. Çok bastıracaksanız yani rahatsız olacak ondan. Kısa bir yüklenme yapacağım. Şimdi şöyle. Geldi mi sesi? İçimde yankı yaptı sesi ya. Sırtımda bir böyle bir şey var ya, bir güzellik hissediyorum sırtımda. Sırtım ben de çok yaptırıyorum. Tamam. Geçip bırakın. Çok değişik bir şey ya. Kalkabilirsiniz. İyisiniz. Kalkayım tamam. Ben iyiydim ya, biraz daha istiyorum. Şimdi masadan ses gelecek, korkmuyorum. Bu ses masadan geliyor. Sizin başınız da ağırmış. İçi dolu. Tamamdır. Kalkabilirsiniz. Bunda bir şey hissetmedim. Bunu hissetmezseniz bu tamam, diğerler gibi tamam, değil. Bunun böyle olması gerekiyor. Bizim uygulamamız bitti. Kayıpettik uygulama bunlar. Şimdi bir boyun açınızı bir ölçelim son defa. Tamam. Ne durumda? Boyun açımda bir değişiklik mi olacak şimdi? Evet. Sol tarafta olmasını bekliyorum. Şimdi başınızı sola doğru yatırın. Gördünüz mü bakın? Ne oldu? 43 dereceye geldi. Boynum az önce yani şu uygulama öncesindeki testte 34 derece dönebiliyordu. Sol tarafa doğru yatması 34'tü. Şimdi 43 derece mi oldu? Şimdi 43-44 oldu. 9 derece, 10 derece fark etti. Evet, doğrudur. Ah. Bu iş böyle, hızlı bir şekilde sonuç alıyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Valla ederim. Çok memnun oldum. Çok sağ olun ya. Evet, herhalde hayatımda hiç kütlemediğim kadar kütür kütür kütledim. Bir daha kütleyebilir miyim bilmiyorum ama gerçekten kendimi iyileşmiş, omurgam düzelmiş hissediyorum. Şimdi hepsinin farklı bir avantajı var. Mesela ilk gittiğimiz uygun fiyatlı olan abimiz Murat abi, tıraş olduktan sonra sırtınıza yapılan masajdansa böyle bir kütürdeme egzersizi bir rahatlatma için bence ideal. Ama bir tedavi amaçlı gidilir mi? Gidilmez. İşe yaklaşım biçimi, işte röntgenine bakıyor, MR'ına bakıyor, geliyor sırtını tek tek, omurgalarını, kemiklerini tek tek muayene ediyor. Sana özel bir tedavi yapıyor. O yüzden benim favorim, fiyat performans olarak da favorim Aşkın Bey oldu. Reşat da yine çok iyiydi. Yani Reşat'a gittiğimde de bayağı kütledim, bayağı rahatladım. Ama benim favorim hangisi diye sorarsanız benim en çok beğendiğim Aşkın Bey oldu. Videoyu beğendiyseniz ve daha fazla sonradan görme serisinde bu tip videolar görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Yüksek mi burası? Bana böyle geliyor. Öyle.